Hazreti Adem yaratıldığında kaç yaşındaydı? Bir de sizden nasihat istiyoruz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Hazreti Adem yaratılınca kaç yaşındaydı? Yaratıldığı mekan zamansız, mekansız makamdır aslında. Orada zaman insan üzerinden, varlık üzerinden geçmiyor. Zaman bu aleme ait. Zaman üzerinden geçmeyince onun yaşı olmaz. 100 sene, 1000 sene de cennete beklese herhangi bir şekilde yaşı artmaz, yaşlanmaz. Dünyaya indiği andan itibaren zaman üzerinden geçmeye başlar ki dünyaya indiğinde bir günlüktü, bir gün üzerinden geçmişse bir günlüktü. Sonra dünyada kaldığı süre içinde yaşlanmış oldu. Yaş 0 yaşındaydı yani. Ruhun yaşı olmaz. Bununla beraber zahiri olarak o zaman bedenin üzerinden geçiyor. Beden yaşlanıyor ama ruh hep aynı yaştadır. Hep aynı o diriliktedir. Herhangi bir şekilde hayat, dünya, zaman, mekan onun bir değişikliğe uğramasına sebep olmaz. Allah'ın tecellisiyle sürekli karşı karşıyadır. Allah'ın vahyiyle sürekli olarak karşı karşıyadır. Dolayısıyla biz de onunla beraber Allah'ın vahyiyle, tecellisiyle karşı karşıyayız. Ama kendimiz de, hakikatimiz de beraber olamadığımız için dışarıya bakıyoruz, sadece dışarıyı görüyoruz. Görebilmek için, anlayabilmek için, tadabilmek için içeriye, gönlümüze dönüp bakmamız gerekir. Biraz önce tefekkürü onun için söyledim. 1000 yıllık, 1 saatlik tefekkür, 1000 yıllık ibadetten efdaldır. Onun için baş gözümüzü kapatıp gönlümüze bakmamız gerekir. Allah ayet-i kerimede iman etmeyenler için, Allah'ın vahyini dinlemeyenler için onların gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var fehmetmezler buyurdu. Onlar ölüdür dedi. Allah'a göre görmek, işitmek, anlamak, diri olmak manevi olaraktır. Öteki onun elbisesi, beden onun elbisesidir. Eğer manevi olarak bakamıyorsak, Allah'ın muradını anlamaya çalışmıyorsak, Allah ile anlamıyorsak, bu durumda gözümüz kör, kalbimizde katılaşmış, taş gibi, taştan daha katı. Her ne bize söylenirse söylesin, acaba Rabbimin muradı nedir? Rabbim bundan bana ne demek istedi? Deyip dinlemiyorsak, kulağımız sağır demektir. Eğer Rabbimizin yakınlığını, imanı, Allah'a olan aşkı, muhabbeti tatmıyorsak biz ölüyüz demektir. Diri değiliz. Onun için iman edenler diri, etmeyenler ölüdür dedi Allah. Bakacağız, diri miyiz, ölü müyüz? Diri, Allah ile diri olanlar, imanıyla, aşkıyla, muhabbetiyle diri olanlar Allah ile beraberdir. Allah ile diridir. Allah'ın huzurundadır. Alışverişini Allah ile yapar, Allah ile sevinir, Allah ile üzülür. Allah için güzel bir şey yaptığında sevinir, yanlış bir şey yaptığında üzülür. Tövbe eder, istiğfar eder, hemen Rabbi ile olur gene. Diri olanların üzerindeki o dirilik görünüyor. Ne olarak görünür? Aşk olarak, muhabbet olarak görünür. O aşkı, muhabbeti bulunduğu yere saçar. O huzuru bulunduğu yere taşır. Mümin bu. Allah'ı seven, Allah'ı her şeyden çok canından seven, dolayısıyla Allah'ın sevdiğidir bu. Allah'ın
sevgilisidir bu. Allah sevince tecelli ediyor. Onun için o muhabbet, o nur, o güzellik onun üzerinden tecelli eder. Onunla olmaya bıkmazsın. Ondan usanmazsın. Sözünden bıkmazsın. Onunla olunca, müminle olunca o sana huzur verir, muhabbet verir. Ondan eminsin. Evet. O aynada mümin, müminin aynasıdır. Aslında kendi güzelliğini seyrediyorsun. Kendi manevi güzelliğini seyrediyorsun. Açığa çıkmamış ama sen olsun. Kendi güzelliğini orada seyrediyorsun. Sende yok. Onu örtmüşsün, perdelemişsin ama senin asıl hakiki güzelliğin orada görünüyor. Bu diyorsun yani. Aslında ben böyle olmak istiyorum. Hatta ben buyum diyorsun aslında. Ben böyleyim. Ben böyle olmalıyım diyorsun.